Merhabacanlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekin Başdil ben. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, güzel akşamlarınız olsun. Evet, bu akşam sevgili Can Profesör Doktor Gazi Özdemir hocamızla birlikteyiz ve neden dünyadayız diyeceğiz. Yine çok güzel bir akşam diliyorum hepinize sevgili hocamızla. Güzel akşamlarınız olsun. Ayrılmayın yine sevgili canlarım. Sevgili hocam geldinizse evet görünüyorsunuz. Hemen ekliyorum. Davet gönderdim sevgili hocam. Evet, hoş geldiniz. Merhabalar sevgili hocam, güzel hocam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz güzel hocam. Bir kere öncelikle sizden helallik istiyorum. Neden? Birçok yayında sizi konuştuk. Birçok yayında sizden bahsettik. Ben bir kere sizden söz etmeden duramıyorum. Bugün öğleden sonra da Hazar Tandoğan hocamızla eğitimde yine sizden söz ettik. Güzel bile söz edilse, iyi bile söz edilse mutlaka arkasından konuşulmaması gerektiği için bir hakkınızı helal edin sevgili hocam. Çünkü hakikaten yaptıklarınız, gayretleriniz, çabalarınız, ona rağmen mücadeleniz, durdurulmaya çalışılmanız, işte bütün bunları anlatıyoruz. Dilimiz döndükçe birçok hocayla da konuştuk bunu. Siz belki izleyemiyorsunuz. Bazen yayınlarda görüyorum, bazen görmüyorum. O yüzden hakkınızı helal edin lütfen hocam. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. İyiyiz çok şükür sevgili hocam. Gerçekten iyiyiz ve çok özledim ben sizinle bir ayı geçmiş yayın yapmayalı. Bayağı özledim ve bugünkü konumuza yine bana birkaç tane konu geldi. Hangi birini seçeceğimi bilemiyorum gönderdiğiniz konularla ilgili. Bu biraz daha böyle neden dünyadayız diye hani çok genel bir sorudur ya. O yüzden önce bu konu başlığını bir kapayım dedim. Hocam evet. Bu konu esasında asırlardan beri dünya yaratıldı yaratılalı her insanın, her kişinin, her aklı başında olan kişinin zaman zaman kendi kendine soru sorduğu bir sorudur bu. Evet hocam. Ama cevabını da sürekli arayış içinde insanlar, hem bilim camiası arayış içinde, hem dinle ilgili uğraş içinde olanların arayışı içinde. Hep ben şöyle söylüyorum zaten insanlara, nereden geldik bilmiyoruz. Nereye gideceğiz onu da bilmiyoruz. Peki nasıl çözeceğiz bu işi? Bu işin çözümü için ben en sağlam, en şüphe götürmez, en tartışılmaz belgenin Kur'an olduğunu bildiğim için ben Kur'an'a dayanarak konuyu açıklamaya çalıştım bugüne kadar. Ve bu konuda vardığım sonuçları da sizlerle paylaşmak istedim. Bu esasında göreceksiniz şimdi. Ayetleri sırayla getirdiğim zaman bir puzzle dediğimiz hani parçaları tek tek yerine koya koya çağıra çağıra ayetleri yanımıza çağıracağız. Bu ayeti çağıracağız ve puzzle'ı oluşturmaya çalışacağız. Ama dayanağımız ne? Dayanağımız ve belgemiz Kur'an. Şimdi dolayısıyla ben bu konuya girmeden önce esasında evrenin, dünyanın ve canlı el cansızların, bütün yaratılanların yaratılış bilgileri ve yaratılma ile ilgili sebep sonuç sebep ne olunca sonuç ne olur konusundaki bütün kayıtların olduğu kozmik bilgisayar olduğunu düşünüyorum. Ve bu kozmik bilgisayara Kur'an levh-i mahfuz der. Levh-i mahfuz esasında Kur'an'da geçen ismiyle acaba arşta yani evrenin idari görevlilerinin olduğu arş bölümünde olan bizim bilemeyeceğimiz özellikte ve kapasitede bir kozmik bilgisayar mı levh-i mahfuz? Ben şahsen öyle düşünüyorum. Tabii levh-i mahfuz kelimesini kullanıyor Kur'an. Çünkü Kur'an'ın indirildiği dönemde bilgisayar yok.
Onun için o bilgisayar kelimesini şimdiki bilgimizden kullanıyoruz. Acaba ileriki bilgilerimizde ne olacak bu ifade, onu da bilemiyorum. Yani bilgisayar dışında başka şeyler mi kullanacağız? Başka bir kelime mi kullanacağız? Levh-i mahfuzu anlatmak amacıyla. Şimdi Hocam, evet buyurun. Ses ve görüntü güzel. Tamam. Tamam hocam. Ses iyi. Tamam hocam. Tamam, ses iyiymiş. Sesi bozuk diyen canlar lütfen çıkıp tekrar girin. Ve ses ayarlarınızı oynayın. Evet hocam. Buyurun. Ayetlerle Nemil suresinin 75. ayetiyle başlayacağım ben. Ve şöyle der. Göklerde ve yerde bilmediğiniz ve sizin için gizli gibi olan her şey apaçık bir kitapta kayıtlıdır der. Ve her yaratılan belirlenmiş kayıtlara, kurallara göre yaratılmıştır der. Şimdi tabii Kur'an'da yaratılış bilgilerine ilişkin ipuçları var mı? Şimdi ipuçları olarak da ben yaratmanın ciddi olduğu ve bir oyun gibi keyfi bir iş olmadığına ilişkin Enbiya suresinin 16 ve 17. ayetlerini okuyacağım. Orada der ki, ey insanlar şunu bilin ki biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri kendimiz için oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer biz onların bir eğlencelik olmasını dileseydik, eğlencemizi kendimizin uygun gördüğü bir şekilde ve bulunduğumuz yerde yapardık. Ayet çok güzel açıklıyor. Şimdi der bunu, ki, bunu da olduğumuz yerde yapardık mı diyor hocam? Evet. Bunu da olduğumuz yerde yapardık. Ve bulunduğumuz yerde yapardık. Bulunduğumuz yerde. Bulunduğumuz yerde yapardık. Şimdi Ankebut suresinin 44. ayeti de der ki, yaratmak bir amaçlıdır der. Ve onu vurgular. Neymiş bu? Bir bakalım nasıl vurguluyor? Ankebut 44. Der ki, Allah gökleri ve yeri, gökleri ve yeryüzünü belli bir amaç için yarattı. Ve bu yaratışta aklıyla düşünen müminlerin yararlanacağı birçok deliller, işaretler var. İşte döne döne Kur'an'ın verdiği bir ipuçlarında aklınızı kullanın. Aklınızı kullanın, düşünün, teakkül, tefekkür, tezekkür der. Onun için Kur'an aklı olana değil sadece aklını kullanana hitap eder diyorum ben. Yani sadece aklı var ama kullanmıyor. O zaman Kur'an ona hitap etmez. Aklını kullanana hitap eder. Onun için bana bazen hani fetvamsı sorular soruluyor izleyicilerden. Ben ona doğrudan doğruya cevap vermiyorum. Ne diyorum? Son davet Kur'an kitabının şu surenin şu ayetinin açıklamasını okursanız veya oku kitabının şu maddesini okursanız ayrıntılı açıklamalar bulursunuz ve ayrıntılı açıklamaları okuyup kendi doğrunuza varın diyorum ben. Çünkü hepimiz, her birimiz başkasının doğrularından sorgulanmayacağız. Başkasının doğrularından sorumlu olmayacağız. Hepimiz kendi doğrumuzdan sorgulanıp sorumlu olacağız. Onun için okuyalım, mantığımızı kullanalım, düşünelim, anlayalım ve kendi doğrumuzun sonucuna varalım. O doğru en ideal doğrudur. Kendi doğrunuzdur çünkü. Ve ondan sorumluyuz, ondan sorgulanacağız diye ben o şekilde cevap veriyorum. Onun için soranlara ben doğrudan doğruya trap diye cevabı vermiyorum. Okuyun, şurayı okuyun, burayı okuyun. Okunacak yerleri söylüyorum. Okunacak yerlerin sayfasını veriyorum. Ve okusun diyorum. Okuyun, düşünün, anlayın. Ve yaşantınıza benimseyin. Şimdi bu yaratma madem ki boşuna değil ve bir oyun değil ve sadece bir oyun olsun diye de olmuyor. O zaman evren olarak bütün yaratılanların amacı var. Amaç ne? Leyl suresinin 49. ayeti ilahi bir projedir diyor buna. İlahi bir proje yaratma. Leyl suresi 49. ayete bakalım. Şunu iyice bilin ki biz her şeyi kesinlikle bir kadere,
düzenli işleyen bir plana, ölçüye, projeye göre yaratmışızdır der. Demek ki bir proje var, bir ölçülendirme var. Yani hiçbir şey boşuna değildir ve yaratmada kesinlikle tesadüfe yer yoktur. En ufak bir noktanın bile yaratılmasının bir hikmeti vardır. Bir nedeni vardır. Ama bazen ve çoğunlukla bunun hikmetini biz bilemeyiz. Onun için her gördüğümüzün, her yaratılmışın neden yaratılmış olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm söylemeyelim. Çünkü bu hükmü biz bilemeyiz ve şirke gireriz. Yanlışa gireriz. Şimdi ilahi sistemin dolayısıyla projeye uygun olan bu yaratılış projelendirmesinde kaderlendirme var. Yani ölçülendirme var. Burada kaderlendirme dediği Kur'an'ın ölçüye göre yaratmak. Boşuna göre değil. Her şey ölçüye göre. Peki ne kullanılıyor? A'la suresinin 2. ayeti diyor ki, çünkü Allah her şeyi yarattı ve bir düzene koydu. Her şeyin miktarını, biçimini belirledi. Yani kaderlendirdi. Hedeflerini ve doğru yolu belirleyip bildirdi. A'la suresinin 2. ayeti böyle diyor. Gelelim bir ayet daha çağıralım. Ra'd suresi 8'i çağıralım. Ne diyor? Ey insanlar! Allah öyle kudretlidir ki her dişinin ne taşımakta olduğunu ve rahimlerde neyin eksik veya fazla olacağını bilir. Çünkü Allah'ın yanında her şey belirlenmiş bir ölçüye, bir kadere göre yaratılmaktadır der. Peki bu ölçülendirmede kullanılan temel bilimsel veriler ne? Temel prensipler ne? Matematik kullanılıyor, geometri kullanılıyor, fizik kullanılıyor, kimya kullanılıyor, biyoloji, istatistik, genetik, tıp, mantık, psikoloji gibi bilim dalları kullanılıyor yaratmada. Onun için bu bilim dallarına yönelik araştırmalarda biz yaratılışa biraz yaklaşmaya çalışıyoruz. Bizim bir şeyler çözmeye çalışıyoruz. Onun için bu bilim dalları yaratılış bilim dallarıdır. Şimdi bu proje evrenin 14 milyar yıl önce bilimsel araştırmalar bu bilgiyi veriyor. Evren 14 milyar yıl önce yaratılmıştır diyor bize. Peki dünya ise 4,5 milyar yıl önce oluşturulmuştur diyor. Ve bu oluşturmada dünya bir eğitim okulu olarak oluşturuldu. Bir eğitim okulu. Kimin eğitim okulu? Öğrenci ruhların eğitim okulu. Dünyanın yaratılış amacı budur çünkü. Şimdi Mümin suresinin 15. ayette bize biraz ipucu veriyor. Ne diyor bize? Dereceleri arşa kadar yükselten ve her şeyin yöneltildiği arşın sahibi olan Allah mahşer gününün olacağı hakkında uyarılmak üzere uygun görmesi ve kendi emri ile hak eden kullarına ruhu vermiş ve eğitilsin diye de dünyaya göndermiştir der. Bu bilgiyi oradan aldık. Mümin 15. Demek ki ruhu yaratıyor ve eğitilmesi için dünyaya gönderiyor. Dünya bir eğitim okulu. Şimdi Nazihat suresinin 30. ayet bunu biraz pekiştiriyor. Şöyle diyor. Bu işlemden sonra tüm canlıların yaşam koşullarına uygun yer küresini de düzenleyip deve kuşu yumurtası biçimine sokandır o der Allah için. Bakın deve kuşu yumurtası ifadesi kullanılıyor dünyanın şekli için. Ne zaman? 1400 yıl önce Kur'an'da Nazihat suresi 30. ayet ile. Yani dünyanın yuvarlak olduğu söyleniyor. 1400 yıl önce dünyanın yuvarlaklığına yönelik iddiada bulunan milattan önce 500. yıllarda Pisagor oldu. Daha sonra 1500'lü yıllarda Galileo oldu iddia aşamasında. Ancak dünyanın yuvarlak olduğu yine 1500'lü yıllarda Magellan tarafından gerçekleşti ancak. 1500 milattan sonra 1500
yıllarda. Halbuki Kur'an ne zaman söyledi bunu? 600'lü yıllarda. Demek ki 900 sene sonra ancak Kur'an'dan sonra dünyanın yuvarlak olduğunu ispatı oluyor. Onun için gerçek dikkat edilirse Kur'an'da çok güzel temel bilgiler var. Şimdi demek ki İsra suresi 85. ayette ruh hakkında der ki biz ruh hakkında size çok az bilgi verdik der. Ya Muhammed sana ruhtan sorarlar der. Soranlara ruh Rabbimin emrindendir, yarattıklarındandır ve emrine göre hareket edendir. Size ruh hakkında ancak algılayabileceğiniz kadar ve çok az bilgi verilmiştir der. Şimdi dolayısıyla dünya okulunda ruhun üniforma kullandığı bir yapı var. Yani nasıl bir dalgıç denize dalarken dalgıç kıyafetini giyip ancak inebiliyorsa denizin derinliklerine, ruh da dünya eğitim okuluna gelebilmesi için dünya okul üniforması olarak vücudu kullanmak zorundadır. Ve bu vücuda Kur'an insan der. Demek insan vücudun ismi. İşte öğrenci ruh ve insan vücudun ikisinin birlikteliğine Kur'an beşer der. Onun için Kur'an'da beşer kelimesi bu ikilinin ortak ismidir. Şimdi Rahman suresinin 14-15. Ayetleri var. Bakın hep ayet çağırıyoruz. Konuyu puzzle'ı çözebilmemiz için. Oturtacağız çünkü. Puzzle'ları yerine oturtacağız. Rahman suresi 14-15. Ayeti şöyle der. Rahman olan Allah, insan denilen vücudu çömlek gibi pişirilmiş bir çamurdan yarattı. Cinleri yani görünmeyen varlıkları da ateşin sıcaklığından, enerjisinden oluşturdu der. Dolayısıyla toprak, su ve toprak birleşimi olan çamur esasında organik ve inorganik elementlerden oluşmuş. İnsan vücudu da topraktan oluştu der ya Kur'an'da. Yani toprağın organik ve inorganik elementleri aynı vücuttakiyle aynıdır. Onun için toprağın organik inorganik elementleriyle vücudumuzun organik ve inorganik elementleri aynı. Onun için biz de toprak gibi aynı yapıdayız. Toprak da aynı yapıda, vücut da aynı yapıdadır. Organik ve inorganik elementler bakımından. Çünkü hücre, toprak da hücre, insan da hücre ve hücrenin yaratılması için önce moleküller, ondan önce atom ve ondan önce de kuark köpükçükleri vardı ya hocam. Kuark köpükçüklerinin rengi balçık renginde olduğu için 1400 yıl önce de çevirirken toprak diye çevirdiler. Aslında orada balçık rengi olan kuark köpükçüklerinden bahsediyordu Kur'an-ı Kerim, değil mi? Tabii şimdi ayrıntıya girersek yani atom altı parçacıklar, atomdan moleküller, moleküllerden organlar, bu şekilde bir yapıyı da biraz daha deşersek bilim arttıkça bu bilgilerimiz zaten artacak ve değişecek. Onun için ben Kur'an'da evren bilgileri ve ilahi sistemle ilgili bilgiler, bunlara müteşabih bilgiler diyorum. Evet. Müteşabih ne demek? Müteşabih değişken, çok seçenekli demektir. Algılarda seçici olabilecek şeyler. Yani 1400 yıl önceki yorumlarla bugünkü yorumlar farklı. 1500 yıl sonraki gelişen bilime göre de farklı yorumlanacak. Onun için müteşabih kurallar, çok seçenekli kurallar diye tanımlıyorum ben. Değişken kurallar diye tanımlıyorum. Ama çok seçenekli dediğimiz Kur'an'daki seçenek devam eder müteşabih kural olarak, ama onun yanına zaman ve zemine göre, topluma göre değişken yeni yeni kurallar da çok seçenekliye eklenir. Kur'an'ın seçeneği devam etmek şartıyla. Bu açıklamayı yapmak durumundayım çünkü. Şimdi milyon ile ifade edilen bir süre var. Ve bu süre içinde insanımsı ilkel insan nesli yaşadı. Ve bu insanımsı ilkel insan nesli dinozorlarla birlikte yaşadı. Ve birdenbire bir baktık, insanımsı ilkel insan nesli kayboldu, dinozorlar da kayboldu. Ne oldu peki? Toptan bir kayboluş oldu.
İşte o toptan kayboluşun nedenlerine ilişkin çeşitli düşünceler, varsayımlar söylenebilir. Doğru da olabilir, doğru olmayabilir. Zamanla göstereceğiz zaten onu. Şimdi tin 4. ayet var. Tin dediğimiz incir ayeti. İncir suresi daha doğrusu 4. ayeti. De ki andolsun ki biz insanı en güzel özelliklerde, en güzel biçimde yarattık der. Ve bu şimdiki Adem neslini kastediyor. Son nesli kastediyor. Hocam bu yemin edildiğinde illaki orada önemli mesajlar var değil mi? Allah yemin ettiğinde oraya biraz daha özen göstermemiz lazım anladığım kadarıyla. Aynen. Şimdi onun için en son şimdiki Adem nesli, onun için Tin suresinde en güzel şekilde yarattık, artık gelişmiş, en gelişmiş haliyle şu andaki. Ama bundan sonra başka gelişmiş hali daha olur mu ki, ben bekliyorum. Yani bizim insan nesli olarak şu anda eksiklerimiz çok vücut olarak. Onun için de zamanla o vücudumuz daha mükemmel şekliyle daha farklı bir vücutla insan neslinin devamlılığı olacak diye düşünüyorum. Ama ne zaman olur, nasıl olur onu bilemeyiz. Şimdi insan, daha doğrusu şöyle diyeceğiz. Öğrenci ruh dünyaya gönderilmesine karar verildiği zaman ona okul üniforması olarak insan vücudunun taslağı hazırlanıyor. Yani fiziksel vücut görüntüsü, vücut yapısı, vücut elemanları, görüntüsü, sesi, cinsiyeti, vücutla ilgili özellikler hazırlanıyor ve bu taslak şeklinde hazırlanıyor. Şimdi bunu Sad suresinin 72. ayeti şöyle diyor. Yapılışını tamamlayıp ona ruhumdan üfleyince, Allah konuşuyor burada sanki, yaşam soluğu olarak enerjisini ona verince, hepiniz ona saygı gösterip varlığını benimseyin de meleklere. En üst dereceye toplanmış, üst aşamaya ulaşmış melekler grubuna hitap ediliyor. Ve varlığını benimseyin, secde edin. Yani secde etme burada bizim bildiğimiz öne İtaat doğru edin. Eğilme değil. Evet. Evet. Orada varlığını kabul edin, değerini bilin ve ona yardımcı olun yaşamında. Buradaki secdenin anlamı bu. Onun farklı anlamları çevirip işi evet. karıştırmaya gerek yok. Eller yok, ayaklar yok, alın yok orada çünkü. Meleklerde de yok. Yani oradaki secde itaat edin, kabul edin, onaylayın evet. anlamında değil mi hocam? Ve yardımcı olun. Evet. Yani dünyadaki eğitimi sırasında da yardımcı olun ona. İfade bu. Ancak tabii aralarında insanımsı ilkel nesil eğitimi sırasında üst aşamaya varmış olan meleklerin arasında da iblis de var. O da sınıfı, o da üst aşamaya gelmiş. Ama o itiraz ediyor. Çünkü ben diyor görünmezim ve enerjiden yaratılmışım. E siz bunu topraktan yaratacaksınız diyor Allah'a. Onun için itiraz ediyor tabii. Şimdi Hicr suresinin 27. ayetinde cin neslinin insan neslinden önce, bakın insan Adem neslinden önce ve ilkel insan neslinden önce de ateşten yaratılmış olduğunu açıklıyor bize. Hicr suresi 27. ayet. Şöyle diyor, cinleri de daha önceden kavurucu, dumansız ateşten, enerjiden yarattık der. Sizden önce. Şimdi onun için de iblis meleklerin arasındaydı. Üst aşamadaki meleklerin arasındaydı. Çünkü cin neslinin idarecisiydi o. Üst idareci ekibinin içindeydi o iblis dediğimiz. Şimdi demek ki cin nesli ilkel insanımsı neslin sınavları döneminde de vardı. Ve bu sıradaki başarısından dolayı cinlerden olan iblis meleklik aşamasına yükselmişti. Şimdi gelelim neden dünyada yaratılmışız, yaşamımızın son amacına ulaştırıcı yöntemler kullanıyoruz biz. Bize bu yöntemleri başarılı kullanırsak o zaman yaratılış amacımızı ulaşacağız ki ben onu biraz sonra açıklayacağım. Şimdi proje dedik biz. Yaratılış bir ilahi bir proje.
Ve dünya yaşamımızın da amacı bu projede dünyaya gönderilmeden önce yaşamımız sırasında uymamız gerekli olan 7 konuda bizden söz alınarak bizi öyle gönderiyorlar dünyaya. Bunu ben size daha önceki bir programımızda açıkladım çünkü. Biz yaratılmadan önce Allah ile Allah'ın görevlileri ile misak yapıyoruz. Anlaşma imzalıyoruz. Sidretül Münteha'da değil mi hocam? Sidretül Münteha'da elesti bir Rabbiküm diyor. Kalü bela diyoruz ve orada bir anlaşma yapıyoruz. Evet, anlaşmanın hocam. Birinci maddesi o. Evet. O kalü, onu açıklayacağım zaten. Şimdi dolayısıyla biz yaşamamızı bu yedi yöntem, yedi söz verdiğimiz maddelere uyarsak, bunları birer yöntem olarak başarılı şekilde uygularsak, o zaman dünya okulundan mezun olmayı başaracağız demektir. Şimdi uyacağımıza söz verdiğimiz ilk yöntem, Allah'ı tek ilah kabul edeceğimize söz veriyoruz biz. Bu yöntemi kullanmak durumundayız. Peki bunu nereden öğreneceğiz? Ahlak suresinin birinci ayeti bize bunu söylüyor. Ve diyor ki, oku her şeyi yaratan Rabbin adıyla. O zaman demek ki Allah'ın adıyla her şeye başlayacağız. Ve Allah'ı da tek ilah olarak kabul etmeye de söz verdiğimiz ilk söz bu. Şimdi peki bu sözle ilgili Zariyat suresi 56. ayet şöyle diyor bize. Çünkü ben ins, yani öğrenci ruhları ve cinleri Allah'tan başka ilah olmadığını ve sadece bana ibadet etmeleri gerektiğini, kulluk etmeleri gerektiğini bilmeleri, öğrenmeleri için yarattım diyor. Çünkü yarattığı öğrenci ruhlar, gönderdiği öğrenci ruhlar tek ilah olarak Allah'ı daha tanımıyorlar. Onun tek ilah olduğunun ilk şartı olarak da Allah'ı tek ilah kabul etme şartını kullanmak zorundalar. Birinci yöntem olarak. Ve bu konuda da söz veriyorlar. Şimdi iman etmenin ilk şartı olan Allah'ın tekliğine iman etme yanında, tabi imanın diğer şartlarını da saymamız lazım. 5 şarttır biliyoruz. Allah'ın tekliğine, ahirete, meleklere, peygamberlere ve vahiy kitaplarına. Şimdi bu konuda bize Bakara suresi 177, 285, Nisa suresi 136 bize imanın şartlarını sayıyor bize. Ayrıca aramamıza gerek yok. İslam'ın şartları var mı? İslam'ın şartları var. Ama 440 tane, 5 tane değil. Yayın yaptık, evet. Maalesef. Eski yayınları izleyin canlar YouTube'da. Aynen öyle. Çünkü İslam'ın şartı 5 dedikleri anda bütün insanlara yutturulmuş bir afyon gibi insanları 5 şekilsele din diye yutturuyorlar. Ondan sonra dinin ahlaki kurallarını hazırlatı ediyorlar. Halbuki din demek ahlak demektir. Din demek iyi ahlak demektir. Ve en büyük iyi ahlakın da en önemli temsilcisi de Peygamberimiz Hazreti Muhammed'dir. İyi ahlakın temsilcisidir o. Çünkü Kur'an'ın canlı uygulayıcısıydı. Örnek almamız gerekli olan kişi Hazreti Muhammed. Ama örnekliği de Hazreti Muhammed nereden aldı? Kur'an'dan aldı. Onun için Hazreti Muhammed'in örnekliğini iyice kavrayabilmemiz için Kur'an'ı iyi bilmemiz lazım. Anlayarak okumamız gerekir. Hazreti Muhammed'in ahlakına ulaşabilmek için. Yoksa kulaktan dolma sözlerle bu iş olmaz. Evet. Şimdi Bakara suresi 177. ayeti imanın 5 şartını saymış ve yanına da 5 şartın yanına, biraz önce saydığımızın yanına da salih ameller, yani Allah'ın yarattıklarına faydalı işler gerçekleştirme şartını da koymuş. Onun için ben diyorum ki imanın şartı 5+1 diyorum. Yani 5+1 6 tanedir. Ama 6.'sı salih ameller gerçekleştirmedir. İşte bu salih amellerin
gerçekleştirme temel aldığı prensipler de 440 İslam'ın şartlarıdır. Hep birbirine bağladık konuyu. Şimdi tabii imanın ilk şartı Allah'ın tekliğini kabul etme dedik. Allah'ın tekliğini hangi inançta olursa olsun, hangi kitabı kabul ederse etsin, o kişiye Kur'an Müslüman der. Ve dolayısıyla Müslüman kelimesi Kur'an'da Allah'ın tekliğini kabul edene diyor. Ama şimdiki yeni çağda kullanılan bu kelimenin karşılığı ne oldu? Deist oldu. O zaman deist eşittir Müslüman demektir. Yani tek bir Allah'a inanan herkes Müslümandır. Bu Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, ne olursa olsun Müslümandır. Yani müminle Müslüman arasındaki farkı bilmiyoruz galiba. Şimdi onu anlatacağım zaten. Evet hocam. Ona değineceğim. Şimdi Müslüman kelimesi aynı zamanda şimdiki gençler arasında moda olan deistin karşılığıdır. Yani deist olan kişi aynı zamanda Müslüman demektir. Hani ince bir anlamak için biraz ikisini evet. de iyice oturtmam lazım. Deizmde hani peygamberlere, kitaplara ya da onlara değil sadece Allah'a inanma var. Tamam. Kur'an'da sadece Allah'a inanan da Müslüman diyor. Yani orada melekler, kitaplar, ahiret yok. Yok. Evet, anladım. Şimdi bunu da Ali İmran suresi 84. ayette şöyle diyor bakın. Ey peygamber, Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve Rableri tarafından kitap verilen nebilere iman ettik. Hazreti Muhammed'e hitap ediliyor. Onların hiçbiri arasında ayrım yapmayız ve biz Allah'a teslim olanlarız, Müslümanlarız diyerek insanların tek Allah, tek insanlık ve tek din hedefini vurguladı. Yani Müslüman tek Allah'a iman eden kişi demektir. Bunu birkaç ayet söylüyor bunu. Sadece Ali İmran 84 demiyor. Şimdi halk arasında dolaşıp duran bir soru var. Ne zamandan beri Müslümansın diye sorarlar birbirlerine. Yaşlılarımız, orta yaşlılarımız. Cevap olarak da neyi cevap verirler? Derler ki kalü beladan beri Müslümanız derler. Şimdi biraz önce siz o ifadeyi kullandınız çünkü. Şimdi esasında bu cevabı çözmek üzere ben Kur'an'da yıllar içinde araştırma yaptığım zaman Araf suresinin 172. ayetinin şöyle olduğunu fark ettim. Ayet der ki Rabbin her ne zaman Adem oğullarının bellerinden soylarını çıkarmayı yani insan neslini oluşturmayı kararlaştırdıkça onlardan kendi nefsleri için söz alır ve birbirlerini şahit tutarak elestü birebbikum yani sen bizim ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorarlar öğrenci ruhlara onlar da evet sen bizim Rabbimizsin diye cevap verirler. Peki bunu niye yapıyoruz bu söz almayı? İleride mahşerde biz bunu bilmiyorduk demeyesiniz diye yapıyoruz diyor. Diye cevap veriliyor. Şimdi bunu pekiştirecek bir şey daha karşımıza çıkıyor. Demek ki ilk söz Allah'ın tekliği. Ve bu kalübeli evet dediler, ikrar ettiler, söz verdiler. Şimdi Ahzab 73. ayette baktığımızda sadece tek ilah olarak Allah'ı tanıma yetmiyor. Beraberinde mutlaka şirk koşmamak şartı getiriliyor. Yani Allah'ı tanıyacaksın ama şirk koşmadan yapacaksın bu işi. Onun için de Ahzab 73'te şöyle der. İşte Allah bu emaneti insanlara verme organizasyonunu şirk koşan yani müşrik erkek ve kadınları içten iman edip muhkem ana kurallara uygun olumlu amelleri gerçekleştirerek mümin aşamaya gelen erkekler ve kadınlardan ayırıp cezalandırsın. Yine mümin olanların tövbelerini kabul edip affetsin ve ödüllendirsin diye
düzenlemiştir diyor bu dünya organizasyonunu, bu ilahi projeyi. Yani seçim, başarılı olanı seçmek amacıyla. Başarılı olan öğrenci ruhların başarılı olanlarını seçmek amacıyla. Ve onları değerlendirmek amacıyla. Şimdi onun için de dünyaya tarla diyoruz ya. Dünya bir ahiretin tarlasıdır. Ne ekiliyor bu tarlaya? Öğrenci ruhlar ekiliyor. Ve ekinler ahirette hesap vermek üzere başarılı olan öğrenciler. Şimdi dünyada buluşmamızın ikinci söz verdiğimiz ve yöntem olarak kullandığımız konu, evren kitabını araştıracağımıza söz veriyoruz. Evren kitabını araştıracağımıza söz veriyoruz. Bu yöntemi de kullanmak durumundayız. Bunu nerede görüyoruz? Bakara suresi 31. ayet bize söylüyor bunu. Ve Bakara suresi 31. ayette insanı yaratacağımız zaman, yarattığımda ben ona, Adem'i yarattığımda ben ona evren bilgisi de yükledim diyor bilinçaltına. Ve evren bilgisini dünyaya indiği zaman öğrenci ruh olarak evreni araştırmayı da sözünü aldım ben ondan diyor. Ve evreni araştıracak, elde ettiği bilgileri de diğer insanlara öğretecek ve faydalanmalarını sağlayacak. Verilen söz bu. Yoksa sadece evreni araştır olayı değil. Evreni araştıranı sen araştıramıyorsun, evreni araştıranı da destekle. Ona müsaade et, engelleme. Ve evreni araştıran bilim adamlarının da insanlara faydalı olmalarını da öne yakın. Ondan elde ettikleri bilgileri de insanlar için kullansınlar. Şimdi dolayısıyla melekler Adem'de olup kendilerinde olmayan evren bilgisi farklılığı oluşunu bilmiyorlardı. Bu diyalogda, hani meleklerle olan diyalogda. Onun için iblis karşı çıkıyor. Bu evren bilgisinin Adem'e de yüklenmiş olduğu farkının bilincinde değildi. Neden? Çünkü onu daha önceki ilkel nesil insanları gibi olacağını ve ilkel insan nesli çünkü birbirine düşman kan gövdeyi götürüyor. İlkel insan neslinin birbirlerini öldürme süreci yaşıyorlardı, yaşamışlardı çünkü. İşte o toplanan iblis de yeni yaratılan Adem neslinin ilkel insan nesli gibi olacağını zannetti. Onun için karşı çıktı. Ama Allah'a karşı çıkma değil. Allah inancı var. Bir yerde zaten Allah Celle Celaluhu ben diyor yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım diyor. Adem'e işaret ediyor. Orada evet. Da melekler diyorlar ki yüksek olmayan melekler hani biz seni zikrederiz, biz sana itaat ederiz. Sen yeryüzünde bozgunluk çıkaracak olan insanı mı yaratırsın diye soruyorlar. Allah da diyor evet. Şüphesiz ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. O oraya işaret ediyorsunuz değil mi hocam? İşte bilmediklerinizi bilirim dediği evren bilgisi yüklemişim ben Adem'e. Evet. Ve Adem'den önceki ilkel insan insanımsı nesilde evren bilgisi sorumluluğu yoktu onlarda. Onun için Adem daha önceki nesilden farklıdır. Ama benim bu evren bilgisi sorumluluğunu yüklediğimin siz bilincinde olmadığınız için bana itiraz ettiniz. Adem'in yaratılışı konusunda. Onun için de hata yapıyorsunuz diyor ama buna rağmen iblis ben ateşten yaratıldım diye Allah'tan müsaade alıyor. Adem neslinin başarılı olmaması için müsaade alıyor. Yoksa Allah'a karşı gelmiyor. Evet. İblisin de Allah'a inancı var. Evet, aslında itaati tam yani itaat ediyor. Ama onları şey diyor değil mi yanılmıyorsam beden kabzını alıp hani onların bilgisini unuttur diyor. Allah'ın orada şeyi var ben verdiğimi geri almam diyor değil mi hocam? Öğrenci ruhların verdiği sözü tutmamaları için ben elimden geleni yapacağım diyor şeytan. Evet. İblis. Yani amaç esasında burada iblis baş lider cinler neslinden çünkü ama cinlerin içinde hasta olanlar iblise uyanlar da şeytan oluyor. Yani üçlü esasında aynı
ümmetten bunlar. Cin nesli, cin neslinden ileri üst aşamaya terfi etmiş olan iblis, ama iblis de insan nesline yardım etmemeyi benimsiyor ve yardım etme yanında bir de engellemeyi benimsiyor. Yani işin püf noktası o, çünkü yardım etmeyi, yani secde etmeyi kabullenemiyor. Yardım etmeyi kabullenemiyor. Şimdi şeyi de ilk evren kitabı olduğunu biz Alak suresinin birinci ayetinden anlıyoruz. Oku dediğimiz ilk oku, evren kitabını oku. Bunu da Bakara suresinin 31. ayetinden biliyoruz. Şimdi gelelim ikinci oku konusuna. O da Alak suresinin 3. ayetinde ikinci defa oku ifadesi var. Ve ikinci okuyu da 97. iniş sırasında, şimdi Bakara suresi 87. iniş sırasında, Rahman suresinin 97. iniş sırasında ve Rahman suresinin 1, 2, 3. ayetinden bakıyoruz. Bir bulmaca çözüyoruz gene. Bulmaca ne? Rahman 1, 2, 3 şöyle. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti, sonra insanı yarattı. Bakın şimdi. Çok ilginç hocam. Burada çok büyük bir şifre var. Müthiş bir şifre ve müthiş bir bulmaca var. Peki Kur'an'ı öğretti diyor, sonra insanı yarattı diyor. O zaman kime Kur'an'ı öğretti? Ve ben bunu 3 öğretim üyesine sordum ve bir ay sonra bile bana cevap veremediler. Çünkü Kur'an'ı öğrettiği ve sonra insanı öğrettiği çözebilmemiz için, evet, öğrenci ruhun dünya öğrencisi olduğunu bilmemiz lazım. İnsan dediğimizin de öğrenci ruhun okul üniforması olduğunu bilmemiz lazım. Bilmezsek bu bulmacayı çözemeyiz. Müthiş. Onun için burada da Kur'an öğreniyor. İkinci kitap olarak Kur'an öğretiliyor. Ama ne zaman veriliyor bu bilgi bize? Rahman suresinin 1., 2., 3. ayetlerinde veriliyor. Nereden sonra? Bakara 31'den sonra. Önce öğrenciyi yarattı ve öğretti. Sonra onun kıyafetini yarattı. Aynen öyle. Müthiş hocam. Sıra bu. Şimdi dolayısıyla bu duruma göre Allah 1 ve 3. ayetlerde dünya eğitimi sırasında okunacak 2. ve 3. sözler. 2. söz evren kitabı. 3. söz Kur'an kitabı. Bu Allah'ın tekliği evren kitabı, Kur'an kitabı. Verdiği 7 konunun 3'ü bunlar. 3 tekler diyorum ben buna. 3 tekler. Allah'ın tekliği, evren ve Kur'an. Sonra 2 tane daha tek gelecek. 5. tek gelecek. 4.'sü insan neslinin tekliği. Bütün insanlar bir insan neslinin birer bireyidir. Onun için Kur'an'da burada bir soru girebilir miyim? Kafanızı karıştırmazsam. Bütün insanlık insan neslinin, yani bütün insan nesli tektir. Teklik tek, evet, bir insan neslidir. Peki dünya gezegeninden başka dünya gibi okullar, dünya gibi yerlerde var mı hocam? Çok. Evet, çok. Bizim bilemeyeceğimiz, evet, kadar çok sayıda dünya gibi eğitim okulları var. Hocam bir gün Hazreti Ali, Hazreti Peygamber Efendimiz'e sormuş. Dünya gibi başka yerlerde, okullarda var mıdır demiş. Hazreti Peygamber de, siz beni düzeltin, bu soruyu bekliyordum zaten senden ya Ali demiş. 360 bin dünya, kainat 4 ayak üzerindedir. 4 ayak arasında da 360 bin ayrı varlık ve alem yaşar. Tıpkı dünya gibi her iki ayak arasında 360 bin, 360 bin, 360 bin, 360 bin der. Ve orada da acayip bir şifre var değil mi sevgili hocam? Yani birçok insanlık aleminden bahsedilebilir o zaman. Şimdi makro ve mikro diye bir ifademiz var ya, hı hı, mikro makronun yansımasıdır. Bir, hı hı,
prototipidir. O Evet. bakımdan biz mikro olarak bir dünyayı düşünün. İnsanların yaşama şekillerine bakın. Aynı makro şeyde de makroda da aynıdır. Orada da okullar var. Orada da okul çeşitleri var. Şimdi dünyanın hangi aşamadaki okul olduğunu bilmiyoruz. Şimdi ben şimdi biraz daha ilerleyeceğim. Dünyada niye son amacımız ne? Ona geleceğim şimdi zaten. Tamam hocam. Şimdi dolayısıyla biz dünyada bulunuşumuzun son hedefine ulaştıracak üçüncü yöntem Kur'an olmuş oldu. Diğer dört yöntemden dördüncüsü İslam dininin tek olduğu, yani Allah'ın tek dini İslam diyor. Ben biliyorsunuz bu Kur'an kitabının başlangıç kısmında Allah'ın tek dini İslam ifadesini kullandım. Bu ifadede Kur'an'da olduğu için kullandım tabii. Çünkü Allah'ın tek dini İslam. Hangi Kur'an, hangi kitaba iman ederse etsin, hangi peygambere iman ederse etsin, peygamberlerin ve kitapların anlattığı kurallar bütünü bir din demektir zaten. Ve kuralların en fazla kalabalık olduğu kitap da Kur'an'dır. Son kitap olan Kur'an'dır. Ve Kur'an'daki bütün muhkem kuralların hepsi eşittir, din demektir zaten. Şimdi dolayısıyla Allah'ın tek dini İslam'dır ve bütün insanlar da tek nesildir. Hani bir yağmur yağdı diyoruz. Yağmurların tanesini sayıyor muyuz? Kar yağdı diyoruz. Evet. Yani bir genel bir kelime kullanıyoruz. Bir kelime kullanıyoruz. İnsan diyoruz. İnsan nesli. Ama bu Ayşe olabilir, Fatma olabilir, Mukaddes olabilir, işte Gazi olabilir. Ama hepsinin kökü insan köküdür. Şimdi onun için Kur'an'da birlik bilincini ister biz. Kur'an esasında bütün dinlerin istediği ana fikirlerden bir tanesi adalettir, sevgidir, birliktir, barıştır. İşte birlik dediğimiz, birlik bilinci oluşturma Kur'an'da 182 defa istenmiştir. Ben saydım, onları saydım çünkü. 182 kelime kullanarak birlik bilincini oluşturun. Ayrışmayın. Ben sizi farklı farklı ırklarda, farklı farklı kişiliklerde yarattım. Kaynaşasınız diye, birlik bilincine ulaşasınız diye ben bunu yaptım diyor. Yoksa isteseydim Allah olarak ben sizi tek bir ümmet olarak da yaratırdım diyor. Bu birliği oluşturmanız için. Onun için Kur'an'da salat kelimesi birlik bilincini oluşturma gayreti demektir. Birlik bilincini oluşturma çabası demektir salat. Ve birlik bilincini oluşturma toplantıları yaparak başlayın bu işe. Birlik bilincini oluşturmak üzere yardımlaşma toplantıları şeklinde başlayın bu işe der. Ve Kur'an'ın bu salat ifadesi, birlik bilinci oluşturma ifadesi maalesef 1400 yıldır farklı anlam verilerek Kur'an meallerde, tercümelerde bu kelime yanlış kullanılıyor. Bu kelimenin esas anlamı birlik bilincini oluşturma toplantıları yapın. Vakıflar kurun, dernekler kurun ve kurumlaştırın birliklerinizi. Ama insanların faydasına, kavga etmeden düşman gruplar olmamak üzere. Çünkü düşman gruplar oluşturma Kur'an'da kesinlikle yasaklanmıştır. Ve en büyük yasaklardan biridir de. O bakımdan birlik bilinci, birlik bilinci, birlik bilinci. Ve bunu birlik bilincini oluşturursak biz dünyayı o zaman halife olarak idare etmeyi kazanırız. Yoksa birlik bilinci oluşturmadığımız sürece adaleti oluşturamayız, sevgiyi oluşturamayız, barışı oluşturamayız gibi. O bakımdan birlik bilinciye döne döne onu anlatmaya gayret edeceğim. Elimden geldiği kadar. Şimdi Yunus 19. ayeti okuyacağım. Der ki, şunu iyice bilin ki, insanlar ilk yaratıldıkları zaman tek bir ümmet idiler. Tek insan nesliydiler. Ve hepsi de öncelikle
bu konularda tek bir dine bağlıydılar. Bak, yine tekliğe geldik. Tek insan nesli, tek din. Ve tek bir Allah'a ibadet ediyorlardı. Allah'ın tekliği geldi. Ama sonradan anlaşmazlığa düştüler ve inanan ve inkar edenler olarak ayrıldılar. İşte bu dejenerasyonlar, düşman grupları oluşturmalar, anlaşmazlıklar ve bölünmeler, gruplara, mezheplere, dini gruplara bölünmeler, bunlar fazla olduğu zaman hemen düzeltmek amacıyla yeni peygamber, yeni kitap. Yeni peygamber, yeni kitap. Yani peygamberler niye zaman zaman geldi? İnsanların bu bozmaları, ahengi bozmaları ve birlik bilincini bozmalarını düzeltmek amacıyla geldi peygamberler. Şimdi o bakımdan dünyada yaratılışımızın, bulunuşumuzun nedenlerinin en önemlilerinden biri birlik bilincini oluşturma, grup oluşturma, ahenkli, anlaşan gruplar oluşturma. Bunu başarırsak işte dünyadan niçin yaşıyoruzun nedenlerine varacağız. Şimdi onu toparlayacağım çünkü. Şimdi şeytanın önemli bir numaralı düşman olduğunu sözünü veriyoruz gene öğrenci rolar olarak dünyaya gelmeden önce. Altıncı söz, yedinci söz, nefs testlerinden başarılı olacağımıza söz veriyoruz. Çünkü dünya eğitim okulundaki bizim derslerimiz nefslerimizdir. Bize her hareketi yaptıran, daha adımımızı atarken, atmadan önce beynimizde düşünce enerjisi halinde uyanan ve hareketlerimizi yaptıran, yaşamımızı yönlendiren nefslerimizdir. İşte burada bizden beklenen olumlu nefslerimizi orta düzeyde kullanmayı öğrenmemiz, başarmamız, olumsuz nefslerimizi de öldürmemiz isteniyor bizden. Onun için yedinci söz çok çok önemli. Şimdi iki tane ayet okuyacağım. Ve bu iki ayette Araf suresi 102 diyor ki, dolayısıyla biz geçmişteki o halkların çoğunu dünyaya göndermeden önce yaptığımız anlaşma sırasında verdikleri sözü tutanlar olarak değil de pek çoğunu sonradan sapmış, fasık olarak bulduk der. Şikayet ediyor. Eski nesillerden. Yine Hud suresi 119'a geliyoruz. Sadece Rabbinin rahmetine maruz kalmış olanlar o tartışmalara ve gruplaşmalara yönelmezler. Düşman gruplaşmalara. Esasında biz sizleri içinizden tekrar tek insanlık ümmeti oluşturup oluşturamayacak olanları belirlemek için yarattık der. Rabbinin şüpheniz olması ki ben cehennemi cinler ve inslerle yani başarısız öğrencilerle dolduracağım der. Şimdi demek ki dünya yaratılır yaratılmaz beraberinde cennet ve cehennemde yaratılmış bekliyor. Onlarla başarısız olanları cehennem bekliyor. Başarılı olanları da cennet dediğimiz ifade bekliyor. İfade diyorum, cennet nedir, cehennem nedir onu bilmemiz lazım çünkü. Şimdi söz alınan bu yedi konudan altısı için şimdiki Adem neslinden önce yaşam olan ilkel nesle, insanımızın nesle, yedinci konu olarak evren bilgisi verilmedi. Ve dünyaya biz Adem nesli olarak yedi konuda söz vererek geldik. Yetti mi yetmedi? Beraberinde uygun bir vücut, özgür irade ve eleştire sorgulayıcı özellikli bir akıl da veriliyor bize. İşte diğer dağlar bile bu sorgulayıcılığı yani eleştirel aklı, sorumlu aklı, özgür iradeyi ve buna yönelik sorumluluk dağlar kabul etmiyor. İnsan kabul ediyor. Aciz insan diyor değil mi hocam? Çünkü insan aciz insan diyor. Kabul et.
Çünkü cahildir diyor insan için. Bilgisizdir diyor. Onun için de bu şeyi söz verdiklerimizin bizi başarıya götüreceğini bilmemiz lazım. Ancak başarılı olmak için de insan-ı kamillik var biliyorsunuz. Siz bu işin içindesiniz. İnsan-ı kamilliğe varmak için 5 basamaklıdır insan-ı kamillik aşaması. Onu ben kendim belirledim ve kendim söylüyorum. 1. basamak insan-ı kamillik aşamasına ulaşmanın 1. basamağı Müslüman olmaktır. Yani Allah'ın tekliğini kabul etmektir. 2. basamak imanın 5 şartını kabul etmek. Zaten içinde Müslümanlık da var. İmanın 5 şartının ilki Allah'ın tekliği. 3. basamak imanı pekiştirmek üzere mutlaka ve mutlaka salih ameller. Yani Allah'ın yarattıklarına faydalı işler yapmayı gerçekleştirmek üzere çaba içinde olmamız gerekiyor. İşte salih amelleri gerçekleştirme çabasında olanı Kur'an muhsin der. İnsanı kamilliğe ulaşmanın 3. basamağı muhsinlik basamağıdır. Eğer muhsin olan salih amellerin yarısına yakınını gerçekleştirme başarısını gösteren kişi muhsin olan Müslüman ve imanlıysa, üçünü beraber taşıyorsa ve salih amellerinde yarısından daha fazlasını başarmışsa o kişi mümindir. İşte sizin biraz önce sorduğunuz müminlik Müslümanlıktan farklıdır. Müminlik 4. basamaktaki, 4. aşamadaki kişi demektir. Mümin olan. Müminlikten sonra salih amellerin, faydalı işlerin %90 ve üstünü başarmış olan kişi insanı kamildir. İşte mümin olan, peki ile mezun olan, insanı kamil olan, takdirle ve takdirnameyle ve bir şey daha yani üstün derecede mezun olan kişi insanı kamil olan. Şimdi mümin olan ve insanı kamil olan dünyadan mezun olabiliyor. İyi peki ile. Ama muhsin olan, imanlı olan, Müslüman olan üçünü kabul eden sınırda geçebilir de geçemeyebilir de. O bakımdan onun kurtuluş yazılısına tabi tutulması lazım. Yani kurtarma yazılısı. O ayrı bir konu. Onu bir ileriki aşamada gene işlerim o konuyu. Şimdi şöyle diyeceğiz. bütün bu yöntemler herkese farklı şekilde ve öğrenci ruhun kapasitesi belirleniyor. Bu yöntemlerin miktarına göre. Onun için herkesin kapasitesi farklı. Onu da Bakara Suresi 286'da görüyoruz. Diyor ki, ancak şunuca bilin ki Allah hiçbir nefsi kapasitesinin dışındakilerden sorumlu tutmaz. Dolayısıyla herkesin bir kapasitesine göre yapacağı her olumluluk kendi nefsinin yararına, nefs dersleri için, her olumsuzluk da kendi nefs derslerinin zararınadır. Yani o bakımdan bizim sorumlu olacağımız, herkes aynı sorumlulukta olmayacak, kapasitesine göre sorumlu olacak. Onun için herkes Kur'an'ı açacak ve kapasitesine göre anladığından sorumlu olacak. Burada bir soru girebilir miyim? Peki burada insanın kamillik kapasitesi düşükse, daha az bir soruya tabi olacaksa, o zaman insanı kamil olamayacak mı her bir insan? Şimdi kişinin kapasitesi, şimdi tabii şeye doğru gideceğiz. Birden fazla dünya yaşamını tekrarlama. Çünkü her tekrarda farklı derslerden, her tekrarlama farklı sorumluluklardan, her tekrarlama farklı kapasitelerden kişiyi sorumlu tutuyor.
öğrenci ruhu. O bakımdan farklı kapasiteler farklı zamanlarda, farklı kapasiteler farklı zamanlarda şeklinde düşünürsek olayı çözeriz. Yoksa tek bir ömürle bu olayı çözmemiz mümkün değil. Nereye götürdüğümü siz anladınız zaten. Ben o konuyu tartışmak da istemiyorum. Evet hocam, ben oraya götürtmeyecektim sizi. Çok özür dilerim hocam. Kaldığımız yerden devam edelim. Aslında amacım o değildi. Hocam başka bir soru daha sorayım. Hazreti Peygamber'den sonra bazı üstadların söylediğine göre 47 tane insanı kamil geldiğinden bahsediliyor. Fakat artık şu dönemden sonra zaman biraz süreç değiştiği için daha çok insanı kamillerin bu dünya yüzeyinden mezun olacağı ile ilgili bir takım şeyler var. Ama Kur'an öyle demiyor. Kur'an ne diyor bu konuda diyecektim. Evet. Kur'an'da esasında dünya okulundan mezun olmayı başaranlar Kur'an'dan önceki dönemdeki insanlarda çoğunluk oldu der. Kur'an'dan sonraki dönemde ise mezun olabileceklerin sayısı daha az olacak der. Bakın başarılı olanlar Kur'an'dan önceki nesilden olanlar çoğunluk, az bir kısmı ise Kur'an'dan sonraki nesilden olacaklardır der. Yani sizin söylediğinizin tersi. Onun için şimdi niye öyle oldu? Çünkü inanç düzeyi benim söylediğim 1400 yıldır 47 insanı kamil 1400 yılda, ama son artık zamanlarda bu sayı biraz artacak. Ahir zamanda hemen kıyamet öncesinde diyebiliyorum hocam. Tabii bir görüş olabilir o. Ona bir şey diyemem. Bir görüş şeklinde olabilir. Tabii ancak, görüş olabilir. Okuduğum yerlerden söylüyorum, evet. Tabii ancak şunu diyeceğim. Şeyden sonra binli yıllarda Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda Nizam-ı Mülk ve Gazali'den başlamak üzere akıl devre dışı bırakıldı ve öncelik şeye verildi. Fetvaya ve içtihada verildi. Şimdi ve fenle uğraşan, evren bilgisiyle uğraşan okulların yerine medreseler ağırlıklı olmaya başladı o dönemde. Yani evren bilgisi ön planda olması gerekirken Kur'an bilgisi ön plana çıktı. O zaman ne oldu? O zaman teknik ilerlemesi gerilemeye başladı. Ve ilahi sistemle ilgili bilgiler ön plana geçmeye başladı. Denge bozuldu. Şimdiki aşamada teknik ilerlemeler ön planda, ilahi sistemle ilgili inançlar ise geride kalmaya başladı. O zaman şimdi ilahi sistemle ilgili bilgiler, aydınlanma dediğimiz sizin ifadenizle, aydınlanma dediğimiz süreç hızlanmaya başladı, teknik ilerlemeye yaklaşmaya başladı. İşte o dengelilik hali olursa o zaman insan-ı kamillerin sayısı artar. İlahi sistemle ilgili bilgiler ve o konudaki aydınlanma arttıkça ve teknik ilerlemeye yetiştikçe ikisinin dengeliliği olduğu sürece dünyanın dengeliliği söz konusu olur. Yoksa teknik olarak ilerlersiniz ama teknik olarak ilerleme sadece maddi yönden ilerleme, şekilsel ilerleme oluyor. Manevi yönden, ilahi yönden, ilahi inanç yönünden ilerleme ise geride kalıyor. Bu ikisinin dengesizliği tercih edilmeyen bir dengesizliktir. Tercih edilen denge ilahi sistemle ilgili inanç ile teknik ilerleme aynı seviyede olması lazım. Bu inançla ilgili konu biraz geriye kaldı. Aydınlanma geriye düştü. Onun için şimdi aydınlanma çağı başladı diye sevincimizin temelinde ilahi sistemle ve Kur'an'la ilgili gerçeklerin öğrenilme sayısının gittikçe artması. Bu sevindirici bir konu. İşte o sizin dediğinizi götürür. O zaman
müminlerin sayısı artar ve insan-ı kamillerin sayısı artar. Ben esasında kitap bir bölüm olarak kitaplarımda yazdım. Müslüman çok çok fazla, iman eden daha az, muhsin olan daha az, mümin olan çok çok az, insan-ı kamil olan ise nadirdir dedim. Bu ifadeyi kullandım. İşte bütün beklentimiz aydınlanma gerçekleştikçe bu insan-ı kamillik biraz daha artacak. Müminlerin sayısı biraz daha artacak. Muhsin olanların, iman edenlerin, Müslüman olanların sayısı artacak. Ve Batı'da şu anda Avrupa'da, Amerika'da şekilsel ilerleme var. Teknik ilerleme var. Ama manevi ve dini inanç, ilahi sisteme inanç ilerlemesi beraber yürümüyor Batı'da. Onun için Anadolu'nun çok çok bir önemli görevi var. Anadolu'nun farklı Atatürk'ten başlayan bir önemli görevi ilahi sistemle ilgili inanca, imana yönelik hızlanmanın başlatıcı yeri olması Anadolu'nun. Onun için Anadolu'da şeyler, müminler, insan-ı kamiller dediğimiz ama tarihe bakıyoruz sayısı az insan-ı kamillerin. Onun için de yani aydınlanma, teknik ilerlemeyle inanç düzeyi yan yana geldikçe o zaman iman edenlerin ve insan-ı kamillerin sayısı sizin dediğiniz gibi artacaktır. İnşallah. Şimdi gelelim yine öğrenci ruh maddeyi kullanma konumunda Allah kaynaklı enerjisiyle maddenin atomundan başlamak üzere maddeyi kullanmaya başlıyor. Şimdi onun için şah damarından esasında Allah bize daha yakındır dediği atomunuzda ben varım diyor. Atom altı parçacıklarından itibaren atomlar çünkü enerjiden oluşmuştur. Ve Allah bir yönüyle atomdan itibaren bütün vücudumuzun her yerinde. Onun için ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Onun için de diyor ki siz daha düşünce aşamasındayken ben sizin ne düşündüğünüzü zaten anlıyorum. Fark ediyorum çünkü bizim ilahi sistemden haberleşmemiz beynimizde oluşan düşünce enerjisiyle oluyor. Bizim haberleşmemiz ilahi sistemle kelimelerle değil. Onun için düşünce enerji, onun için Kur'an'ı anlaya anlaya, düşüne düşüne, düşünce enerjisi beyninizde oluştura oluştura, beyninizi çalıştıra çalıştıra, okuyun dememizin amacı o. Kur'an'ın hiçbir yerinde beni anlamadan okuyun ifadesi yoktur. Beni anlamadan okuyacaksınız ifadesi vardır diyen varsa, Kur'an'ın anlaşılması önüne koyduğu en büyük engeli koyuyor demektir. Bu da en büyük günahlardandır. Ve şirktir. O bakımdan lütfen hiç kimse Kur'an'ı anlamanın önüne baraj koymasın. Günahtır. Şimdi Mümin 15. ayete bakacağız. Ruhun öğrenci olarak eğitilsin diye dünyaya gönderildiği açıklanıyor. Ve şimdiye kadar anlattıklarımız bir saat geçtik. Pekiştirilmiş oluyor bu ayetle. Mümin 15'le diyor ki dereceleri arşa kadar yükselten ve her şeyin yönetildiği arşın sahibi olan Allah mahşer gününün olacağı hakkında uyarılmak üzere uygun görmesi ve kendi emriyle hak eden kullarına ruhu vermiş ve eğitilsin diye dünyaya göndermiş. Bu ayeti biraz önce bir daha okudum önemli olduğu için. Şimdi önümüze 3 tane ayet okuyacağım. Burada mezun olmayı hak edenin belirlenmesi ve haksızlığa uğratılmaması belirtiliyor. Diyor ki Câsiye 22'de şunu da iyice bilin ki Allah gökleri ve yeri bir amaçla yarattı. Bu amaçlardan biri de her nefsin yapacağı olumlu ve olumsuzlukların karşılığının tam olarak belirlenebilmesi ve haksızlığa uğramadan karşılığının tam olarak alınması. Ankebut 3'e geliyoruz. Biz daha önceki nesillerden iman ettik diyenleri de çeşitli sınavlara tabi tuttuk. Aynı şekilde Allah sizleri de sınavlara tabi tutarak
içtenlikle iman etmiş olanlarınızı, olmayanlarınızı belirleyecektir. Sınav yerindeyiz çünkü. Ve Kehf 7'de geliyoruz. Hazreti Muhammed'e diyor ki sakın boş yere üzülme. Çünkü biz öğrenci ruhlardan kimlerin iman edip muhkem ana kurallarımıza uygun faydalı işler, salih ameller gerçekleştireceğini, kimlerin de şımarıp yanlış yola sapacağını ayırt etmek için dünyayı aldatıcı bir cazibe merkezi, zinet merkezi yapmışızdır. Yani bizi yarışa sokmuşlar, yola itmişler. Bu yolu yarış, sağ salim karşıya geçeceksin demişler, yolun sonunu göstermişler. Ama yolun üzerinde sağda ve solda, sağda ve solda sürekli bizi durduracak cazip olanaklar sunmuşlar. İşte onlara aldanmadan yürüyebilmek ve yolu kat edebilmek, mezun olmayı başarmak. Bütün başarı, başarmamız gerekli olan o çünkü. Şimdi dünyada hem dönem bitince öğrenci ruhların değerlendirilip okul dönemi, çünkü okul dönem dönemdir. Ve bu eğitime son verilmesi gerekiyor. Bir de yeni eğitim dönemi başlayacak ve yeni öğrencilerin başlaması söz konusu olacak. İşte bunu sağlamak için dünyada yaratma ve öldürme döngüsü söz konusu. Vaka 60-61'e bakıyoruz. Sizler için ölümü biz belirledik ve hiç kimse belirlediğimiz ölümü engelleyemez. Çünkü böylece yerinize başka nesilleri getiriyor ve sizi bilemediğiniz bir şekilde yeniden biçimlendiriyoruz der. Şimdi bu ayeti farklı yorumlarla desteklemek, beslemek mümkün ama şimdi o konuya girmeyeceğim. Şimdi insan denilen vücut bir nevi konuşan, gören, işiten, enerjisini topraktan alan, düşünen, duygulanan ve onu kullanan öğrenci ruhun varlığını yansıtan bir cihaz, bir okul üniforması. Şimdi bu okul üniforması diğer canlı ve cansız maddelerle karşılıklı bir enerji alışverişi içinde. Aynı zamanda bu enerji alışverişi arşta kozmik bilgisayarla da sürekli var. Yani biz dünyadan da, dünyada yaşadığımız sürece arştan sürekli olumlu ve olumsuz sinyaller alıyoruz. Puan durumumuza göre, hak edişimize göre, sınavlarımıza göre. Bir de etrafımızdaki insanlarla da sürekli enerji alışverişi içindeyiz. Onu fark ediyoruz veya etmiyoruz. Çünkü bir bakıyorsunuz, yürüyorsunuz, arkanızdan birinin geldiğini fark ediyorsunuz. Veya hiç ummadığınız bir anda birisini düşünüyorsunuz, hemen 10 saniye sonra sizi telefonla arıyor. Yüzlerce, binlerce kilometre uzakta olsa bile. Çünkü düşüncenin hızı henüz belirlenmemiştir. Düşüncenin, düşünce enerjisinin hızı henüz belirlenememiştir. Onun için dünyada insanların anlaşması kelimelerle ama dünya dışı ortamda ruhların anlaşması düşünce enerjisiyledir. Onu biz dünyadaki bu düşünce enerjisi alışverişine biz telepati diyoruz. Ama bahsettiğimiz telepati gerçek düşünce enerjisi alışverişinin belki milyonda birini bile açıklamıyordu. Bilmiyoruz. Şimdi söz biz içtenlikle mi Müslüman olmuşuz, iman etmişiz ve faydalı işte geliştirmeyi başarmışız? Önce tabi sınavlara tabi tutulma yolunu ilahi sistem kullanıyor çünkü. Ve Hazreti Muhammed'e şöyle diyor Muhammed Suresi 31. ayette ve şunu da bilin ki biz sizi çeşitli sıkıntılara uğratıyoruz ki içinizden kimin içtenlikle çaba göstereceğini, yani mücadeleye, çabaya devam edeceğini belirleyip çıkarabilelim. Yani bizim dünya, ilahi sistem bizim ne yapacağımızı, ne yapabileceğimizi çok iyi biliyor ama bizden de yapacağımızın sebep sonuçlarını da değerlendirip ona göre puanlandırmayı gerçekleştiriyor. Şimdi bu ve Tövbe suresinin 126. ayetinde şöyle der. Biz sizi yılda bir iki defa ciddi sınavlara tabi tutarız der.
Ama bu ciddi sınav, olumlu bir sınav da olabilir, olumsuz bir sınav da olabilir. Bunu bilemeyiz. Yani çünkü olumlu bir olay da bizim için sınavdır. Olumsuz bir olay da bizim için sınavdır. Bize sıkıntı veren bir olay da sınavdır. Sevinç veren bir olay da sınavdır. Onun için Hazreti Muhammed'e demiş zaten Hicr suresinin 88. ayette senden farklı olanların, senden daha zengin olanların, daha fazla imkanı olanları sakın imrenme demiş. Çünkü ona biz o imkanları, nimetleri niye verdiğimizi sen bilemezsin demiş. Biz bilemeyiz. Çünkü verilen imkanlar bazen imtihan içindir. Bu imkanı biz nasıl değerlendireceğiz? Nasıl kullanacağız? Onun imtihanıdır. Onun sınavıdır. Şimdi dolayısıyla sınavlar yanında biz sürekli izleniyoruz ve bir mobese kamerası altında yaşıyoruz biz insanlar olarak. Her saniyemiz, her salisemiz bizim değerlendiriliyor ve kayda giriyor. Şimdi bunu İnfitar suresinde görüyoruz. Şöyle diyor 10 ve 11-12'de. Şunu iyice bilin ki sizi sürekli izleyen ve koruyan görevliler, koruyucu melekler var. Ve onlar hassas kaydediciler gibi işlediğiniz her ayrıntıyı da kaydedip dururlar der. Yine Fecir suresinin 14. ayeti şöyle diyor. Çünkü Rabbin insanları her an gözetlemektedir. Durumlarını sürekli değerlendirmekte ve karşılıklarını henüz dünyadayken başlatmakta. Ama esas karşılık ahirette. Ama dünyada da karşılık verilmeye başlanıyor. Azap veya sevinç. Şimdi öğrenci ruh, koruyucu ve izleyici melekler tarafından hem sürekli izleniyor ve kayıt altında oluyor, hem de ilahi idare merkezi ile de sürekli bir iletişim içinde. Ve başıboş bırakılmamış durumdayız biz. Çünkü Kıyamet 36'da şöyle diyor, insan başıboş ve başına buyruk bırakılacağını mı zannediyor der. Onun için biz başıboş bırakılmış değiliz. Her ne oluyorsa mutlaka ilahi sistem bilgisi dahilinde oluyor. Kayda giriyor çünkü. Şimdi ayrıca gönderilen peygamberler ve vahiy kitapları ile insanların dinde yaptıkları bozuklukları düzeltme müdahaleleri olduğunu anlattık. Zaman zaman ilahi yaratılış projesine müdahaleler söz konusu ne zaman? Çoğunluk ilahi projeye zarar verecek hale gelmişse. Yarıdan fazla bir çoğunluk ilahi projeye zararlı hale gelmişse hemen müdahale ediliyor. Yoksa insanların iradesine, özgür iradesine, özgür karar vermesine ve sorgulayıcılığına müdahale söz konusu kesinlikle değil. Çünkü hep sorarlar, niye Allah bu kadar kötülüğe müsaade ediyor? İşte insanlar niye bu kadar azap çekiyor? İşte insanlar niye bu kadar fakir? Herkes zengin olmaz, olsa ne olur? Gibi sorular. Bunların tabii cevabı nedir, ne oluyor? Her şeyi mutlaka bir nedene bağlıdır, bir hikmetlidir. Ve bunun nedenini, hikmetini bizim anlamamız mümkün değil bu dünya beynimizle. Bizim bu dünya beynimiz ilahi sistemin işleyişini anlamaya henüz uygun kapasitede değildir. Uygun kapasite içinde bizim dünya okulunda mezun olmamız lazım. Şimdi ilahi bir proje gereği olan yaşamın eğitim okulu olarak düzenlenmiş dünyadaki dersleri nefsler dedik. Ve bilinç altında bu nefslerle biz yaratılıyoruz. Diğer sözlerde olduğu gibi ve her nefs ölümü tadacaktır diye ifade ediliyor. Esasında bilinen şey Kur'an'da söylenmez. Buradaki her nefs dediği nefslerdir. Yoksa kişinin ölümü tatması değil. Zaten ölümü tatması bilinen bir şey. Orada bir bulmaca, ölümü tadacak olan olumsuz nefsler, olumsuz nefsleri terk etmek demektir. Şimdi buna göre de gerçekte sınavlarla terbiye edilecek ve hesap günü değerlendirecek olan nefslerimiz oluyor. Şimdi işte şeytan bu sınavlarda canlı veya cansız madde ile iletişimin temelini sağlamakta olan nefsler üzerinden beşeri kandırmaya çalışıyor. Ve beynimizde
olumsuz bir nefs uyandığında beynimizde bir enerji lambası yanıyor ve bu enerji lambası, olumsuz nefs enerji lambası yandığında şeytan bunun farkına varıyor, görüyor ve bizim o olumsuz nefsi kullanmamız için sinyaller göndermeye başlıyor. Yani şeytanı biz çağırıyoruz. Şeytan bize gelmiyor. Ve enteresandır, Kur'an'da ifade kullanılan çok güzel bir ifade var. Mümin olana şeytanın herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Evet. Çünkü mümin olan ve insanı kamil olan da olumsuz düşünce enerjisi oluşmazdır zaten. Evet. Ve mümin olan ve insanı kamil olan artık olumsuz düşünce oluşturma aşamasını aşmıştır. O olumsuz düşünceler artık söz konusu değildir mümin olanda ve insanı kamil olanda. Onun için mümin olan ve insanı kamil olana şeytanın yaklaşması söz konusu değil. Onun için Hazreti Peygamber'e şeytanını Müslüman etti derler. Bu anlama geliyor zaten, değil mi hocam? Yani Aynen. Tamamen şeytan artık uğraşmaya ihtiyaç duymaz. İnsanı kamile yaklaşmaz, gerek duymaz. Çünkü orada aslında şeytanın insanı kamile secde dediğimiz kabulü vardır. Artık insanı kamili kabul etmiştir. Şeytan çünkü önünde sonunda insanı kamil olarak dönersek insanı kamillere secde etmek zorunda. Yani kabul etmek zorunda, değil mi hocam? Hayır, onu çağıran bir düşünce enerjisi müminde de insanı kamilin beyninde oluşmadığı için Evet. onlar şeytanı çağırma ve şeytanı gel biz olumsuz nefsimizin lambaları yandı diye çağırma söz konusu değil zaten. Onun için İbn Arabi ne demiş zaten? Hatta bir arkadaşımız bunu kitap yaptı biliyorsunuz. Arif için din yoktur der. Arif için, yani insanı kamil için artık bütün o 440 saydığımız muhkem kurallar var ya, o muhkem kuralları aşmıştır zaten insanı kamil. O insan, o 440 muhkem kural din demek dedik ya zaten onların. Onların bütün kuralların bütünü din demektir. Arif için din yoktur. Dine gerek yoktur. Çünkü liseyi bitirmiş. Üniversiteye gidecek. Evet. Artık lise derslerine gerek var mı? Evet, evet. Lise derslerine gerek yok. O artık üniversitede okuyacak. Şimdi onun için de Tekvir suresinin 14. ayeti, işte bu hesap gününde her nefs dünyada ne yapıp ettiğini ve bu amelleri ile ne kazanmış olduğunu bilecek. Nerede? Mahşerde. Şimdi Adem ve eşi sona kalmış olan nefs ve melekler gibi ölümsüz yaşam istemli, nefs derslerinden ve şeytanı düşman kabul etme sınavlarından son olarak sınava tabi tutuluyorlar. Yoksa cennete gidecekler. Ama cennete gitmeden önce yemek nefsi, bir şey yemek nefsi ve şeytanı düşman görme sözünden sınava tabi tutuluyorlar ve bu sınavdan yasak meyve onlara sınav aracı konuyor. Yasak meyveyi yiyince bu sefer başarısız oluyorlar. Başarısız olunca da nereye gönderiliyorlar? Aşağının aşağısına gönderiliyorlar. Esferi safilin. Esferi safilin. Şimdi söyleyen kim? Tin suresinin 5. ayeti. Bunu ne diyor? Fakat sonra insanın saptığı yanlış yolun karşılığı olarak aşağıların aşağısına geri gönderdik. Yani esfel-i safiline dediğimiz. Bakara suresi 36. ayet diyor ki Adem ve eşi Allah'ın uyarısını benimseyip yasak meyveyi düşünmeye ve olumsuz nefslerini uyandırmaya başlayınca bunu fırsat bilen şeytan onlara yasak meyveyi yemelerinin yanlış olmayacağını fısıldamaya başladı ve sonunda ona inanıp İkisi de yasak meyveden yediler. Nefslerine hakim olamayıp yasağı çiğneyince de Allah sen ve yeni zürriyetiniz birlikte ve bir kısmınız bir kısmınıza düşman olmak üzere bulunduğunuz yerden çıkın. Size verdiğim nimetleri yeryüzünde kendi çabalarınızla tekrar kazanmak üzere belirleyeceğim vakte kadar kalın
diye dünyaya tekrar gönderiyor. Dünyaya tekrar geri gönderiyor. Tekrar. Çünkü dünyada... Hangi ayette hocam bu? Bakara 36. Bakara 36. Dünyaya tekrar geri gönderiyor. Tabii. Tin 5'te de Reccanehu der. Aşağıların aşağısına geri gönderdik der. Tin 5. Orada bu Reccanehu ifadesi var ya Arapçada. Onu geri gönderdik. Reccanehu geldiği yere geri gönderdik. Şimdi bunu tercümelerde bunu geri gönderdik ifadesini kullanmamışlar. Bir kısmı. Burada geri gönderdikle gönderdik arasında çok fark var. Çok fark var. Yani sırtını çevirdik diye ifade edenler var. Yüzü tersini gönderdik diyenler var. Halbuki orada ifade net. Arapçasıyla Reccanehu. Geri geldiği yere geri gönderdik. Bir önceki neslin olduğu yere tekrar geri gönderdik. Şimdi dolayısıyla dünya okulunda başarılı olmak, mezun olmak peki ruha, öğrenci ruha ne sağlayacak? Son hedef ne? Ve niye dünyaya gönderildiğin cevabı şimdi onu vereceğim zaten. Şimdiye kadar puzzle'ın taşlarını yerleştirdik. Geldik son noktaya. Asıl can alıcı noktaya hocam. Ne amaçla dünyaya gönderildik? Şimdi bunu 10. yüzyılda bakın Hazreti Muhammed'in vefatından 4 asır sonra 10. yüzyılda Basra kentinde İhvan-ı Safa tarikatı kuruluyor. Ve bu İhvan-ı Safa tarikatının bir inancı var. Bir sözü var. Der ki insan nefsini terbiye ettiğinde beşer mertebesinden meleklik mertebesine yükselir ve böylece kevn ve fesat, kötülük yurdu olan dünyadan beka ve devam alemine gider şeklinde bir görüş ileri sürüyorlar. 10. yüzyılda. Şimdi gelelim 1207 ile 1273 yılları arasında yaşayan Mevlana. Mevlana da diyor ki ben cemadattandım. Yani nebat öncesindendim. Hı hı. Öldüm, yetişip gelişen bir varlık nebat oldum. Hı hı. Nebat öncesinden nebata dönüştüm. Nebatken öldüm. Hayvan suretinde zuhur ettim. Bu sefer nebattan hayvanlığa değişim oldu. Hayvanlıktan da geçtim. Hayvanken de öldüm, insan oldum. Artık ölüm de yok olmaktan neden korkayım? Evet. Bir hamle daha edeyim. İnsanken öleyim de melekler alemine geçip kol kanat açayım. Bunu da Mevlana hocam orada tabii kol kanat, meleklerdeki kanat Yahudilikte var, Tevrat'ta. Mecazidir. Mecazidir, ilim demektir evet hocam. Tabii yani meleklik yani görevlilik demektir. Zaten melek hani görev sahibi, görev farklılığı olan, ayrıcalıklı olan demektir. Melek kelimesinin esas anlamı o zaten. Şimdi daha sonra 1330'lu yıllarda Mevlana'dan 80 sene sonra yaşayan Kırşehirli Aşık Paşa. O da enteresan bir şey. Türkçe yazılmış Mesnevi derler onun eserine. Çünkü hı hı. Mevlana'nın eseri Farsça. Türkçe yazılan Mesnevi diye ifade edilen Aşık Paşa'nın Gaybname diye bir eseri var. Gaybname. Ve bu eserde ey akıllı kişi diye başlar. Eğer sen melek huylu olursan sonunda onların safına ulaşırsın der ve öncekilerin sözlerini pekiştirir. Şimdi bu tarihi bilgilere baktık ve ruh, öğrenci ruh eğitimine okul üniforması ile cansız dediğimiz elementlerden yaşamaya başlıyor eğitime ve en son insan vücudunu kullanmaya başlıyor. Yani esasında ruhun eğitimi şoförlüktür. Şoförlükte önce küçük bir arabayı kullanıyor, sonra bir arabayı daha kullanıyor, sonra bisiklet kullanıyor, sonra bilmem başka araba kullanıyor. En son yani gittikçe kullandığı
canlı vücut gittikçe daha da gelişmiş oluyor. En son gelişmiş kullandığı vücut da insan vücudu. Öğrenci ruhu. Şimdi bu bilgileri aldım ve ben bunun hangi ayete dayandığını bulmaya çalıştım. Bu öncekilerin sözlerinin kaynağını ve baktım ki bu bilgi Araf suresinin 20. ayetinde var. Ve Araf suresi 20. ayetinde şöyle diyor. Şeytan Adem ve eşinin içlerinde gizlenmiş olumsuz hırs ile yemek yeme nefslerinin uyanması üzerine kendilerine musallat olup sinsice telkinde bulunarak Rabbinizin ikinize bu ağacın meyvesini yasaklamasının sebebi ikinizin birer melek ve ebedi yaşamlı olmamanız içindir deyip kandırmaya başlamış. Şimdi burada bu ayette o zaman demek ki eğer meyveyi yemeselerdi ve şeytana uymasalardı, çünkü Allah'a söz verdikleri nefs dersleri demiştik. Nefs derslerine hakim olsalardı yemek yeme nefsine ve meleklik dediğimiz ölümsüzlüğü de düşünmeselerdi, onu o yönden de hırslanmaları olmasaydı başarılı olacaklardı ve cennette yaşamlarına devam edeceklerdi. Esfel-i safiline dönmeyeceklerdi. Şimdi bu durumda o zaman okuldan mezun olduğumuz takdirde dünya okulundan biz meleklik görevini yapma hakkını elde etmiş olacağız. Dünyada yaşamamızın ana hedefi bu. Meleklik görevini yapma hakkını elde edeceğiz. Yani dünya yaşamı memuriyeti kazandıracak bize. İlahi sistemin memuru olma hakkını kazandıracak. Buna da meleklik hakkı diyoruz. Yani meleklik bir görev hakkıdır. Bir görev yapmak. Melekler insanlara yardım etmek için yaratılmamışlar mıydı hocam? Meleklik tabii hepsi aynı seviyede değil ki. Hepsinin düzeyi farklı, dereceleri farklı. Meleklik de derece derecedir. Şimdi biz dünya okulundan mezun olabilirsek ya görevli olarak meleklik görevini yerine getireceğiz veya yüksek eğitime devam edeceğiz. İkiye ayrılıyor çünkü. Yani cennete gidenler dedikleri ya memur olacağız veya memur olmayacağız. Ben kabul etmiyorum. Daha eğitime devam edeceğim. O zaman yüksek okula gideceğiz. Master yapacağız. Doktora yapacağız. Yani meleklik, bizim bildiğiniz meleklik dereceleri farklı ya. O Allah'ın aralarında iblis olduğu meleklik grubu var ya, onlar başarılı olmuş meleklik idare, üst derece idarecilerdir onlar. Hazreti Peygamber Cebrail için, aslında Cebrail değil de Cibril diye geçer değil mi Kur'an-ı evet. Kerim'de? Evet, Cibril için 600 kanatlıdır der. Yani 600 ilme, bilime sahip anlamında zannediyorum ki en büyük meleklerden bir tanesi, dört büyük melekten bir tanesi değil mi hocam? Şimdi olay şöyle mukaddes hanım. Şimdi biz eğer meleklere kanat diye sembol kanat, olan... ilim olarak aslında oradaki kanat aynen. İlim, yani, sembol yani. Yani orada esasında ilahi sistemde ekip çalışması, grup çalışması ve birlik bilinci onun için isteniyor bizden. Yani biz birlik bilincini dünyada oluşturma başarısını gösterebilirsek o zaman grup halinde çalışan melekler grubuna kolayca dahil olabileceğiz. Ve stajyerliğimiz kısa sürer o zaman. Çünkü dünya okulundan mezun olunca memuriyetten önce hazırlık sınıfı ve hani ne derler memur adayı diyoruz ya şimdi. Yani o zaman da meleklik adayı olacağız. Hemen trop diye melekliğe yükselmeyeceğiz dünya okulundan mezun olunca. Orada biz mezun olduğumuzda memur olma yolunu açacağız. Memur olma avantajını elde edeceğiz. Ama memuriye göreve başlatma önce staj var.
Ondan sonra eğitmek var, çeşitli aşamalar var. Onun için hemen okulda mezun olduk, hemen meleklik görevine başlatmıyorlar. O bakımdan bir hazırlık sınıfları var, eğitimler var. Yani siz makroyu ve mikroyu onun için beraber düşünürsek işin içinden biraz çıkarız. Yoksa çıkamayız. Onun için de demek oluyor ki dünya okulu öğrenci ruhların ilahi görevli emekliliğe, melekliğe yükselme eğitim yeridir. Ve Yunus 14. ayete bakıyoruz. Halife olmayı başarıp başaramayacağımız dediğimiz konu, meleklik öğrencisi olma aşamasına ulaşırsak o zaman dünyada halife olmayı da kazanmış olacağız. Ne demek halife olma? Dünyada Adem'in, şimdiki Adem'in amacı, dünyada yaşamımızın amacı bir önceki ilkel insanımsı gruptan, nesilden farklı olarak dünyayı huzur, adalet, sevgi, barış ve birlik içinde idare etme aşamasına ulaşacağız. Halifelikten birinci anladığım bu benim halifelikten. Bu ya önceki insanımsı nefsini, insanımsı ilkel insanların yerine halife, başarılı insan nesli aşamasına ulaşacağız. İkinci bir başarılı olma halifelik başarısı, Allah'ın bizi dünya idaresinde görevlendirme aşaması. O da ayrı bir halifelik görüşü. Demek ki halifelikliği kazanmak, yani bir nevi meleklik aşamasına, yani ilahi sistemin görevlisi olma aşamasına ulaşmak. Öyle anlayalım o konuyu. O zaman da olayı çözeriz. O zaman demek ki dünyada iman, mümin olursak, insanı kamillik aşamasına ulaşırsak, muhsinlik aşamasının da bir kısmında yerleştirirsek, imanlı olursak, Müslümanlığı kabul edersek, o zaman dünya okulundan mezun olmayı başaracağız. Ve ilahi sisteminde ya bu projede, dünyanın projesinde görev alacağız veya başka projelerde görevlendirileceğiz, onu bilemiyoruz. O bakımdan ben bütün bu saate kadar sabreden sayın izleyicilerime dünya okulundan mezun olma aşamasını başarmalarını ve ilahi sistemin görevlisi olma aşamasını da başarmasını canı gönülden diliyorum. İnşallah canım hocam. İnşallah. Ve duayla bitirmiş oluyorum. Çok çok güzel bir yayındı. Sadece kafamı karıştıran şey şuydu hocam. Yani ben yeryüzünde halifemi, yani beni temsil edeni, benim şerefimi temsil edeni, benim ahlakımı temsil edeni yaratacağım dediğinde oradaki meleklerin itirazı ve melekleri insanın hizmetine vermesi ve secde edin demesi, yani itaat edin demesi, insanın sanki meleklerden daha üstün yaratıldığı. Orada bir yanılgı var. Orada secde kelimesi var ya. İtaat etmek, kabul etmek. Durumlarının bilincinde olun ve onlara yardımcı olun. Bakın, yardımcı olun demek nasıl olacak? Siz onlardan daha farklısınız, daha yeteneklisiniz, daha kabiliyetlisiniz, daha imkanlısınız. Bu imkanlarınızdan, bu farklılığınızdan, bu yeteneklerinizden onları yararlandırın ki başarılı olsunlar. Çünkü biz onları sınavlara tabi tutacağız. Yani orada esasında ilahi sistemde ekip çalışması var ve ekibin ismi var. Kişinin ismi yok. O bakımdan mesela Cibril diyoruz değil mi? Cibril bir cismani veya bir bedensel bir şey değil. Görev ekibinin ismi. Evet. Görev ekibinin ismi. Evet. Yani görev ekibinin ismi ne söylersek o zaman birlik bilincinin önemi karşımıza çıkar. O nedenle döne döne hep ben onu söyleyeceğim. Bundan sonra daha ağırlık vereceğim.
birlik bilinci, birlik bilinci oluşturmayı başarmamız lazım. Ki birlik bilincini oluşturursak ancak dünyada halifelik hakkını elde etmiş oluruz. Dünyada halifelik elde etmek de ilahi sistemin görevlisi hakkını elde etmek demektir. Onu biraz daha önemsemek amacıyla meleklik hakkını elde etme diye ben yorumluyorum. Arap suresinin 20. ayeti gibi, Ehvan-ı Sefa'nın söylediği gibi, Kırşehirli Arif Paşa'nın söylediği gibi, Mevlana'nın söylediği gibi. Onlar biraz daha vurgulamak amacıyla melek kelimesini kullanmışlar. Evet hocam. Çok güzel bir yayındı gerçekten. Çok çok teşekkür ederim canım hocam. Varlığınıza şükran. İyi ki varsınız. Fazılın taşlarını. Güzel yaşayın. Bir anda alerjik bir şey oldu. Sağlık, evet. Sağlıkla yaşayın. Siz de güzel hocam. Çok teşekkür ederim. Çok. Bodrum'da mısınız? Efendim? Bodrum'da mısınız? Eskişehir'de mi? Eskişehir'deyim şimdi. Çok özledim canım hocam. İnşallah görüşmek üzere. İnşallah haberleşiriz. Tamam. Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Sağ olun. İyi ki varsınız. Efendim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum sevgili canlar. Hepinize yarın saat 22'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar güzel hocam. Görüşmek üzere. Canlar görüşmek üzere. Yarın 22'de.